Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hayırlınız kendisinden iyilik beklenilen ve kötülüğünden emin olulandır. Şerliniz ise kendisinden iyilik beklenilmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Aziz müminler! Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayelerinden biri de iyiliğin yeryüzüne hakim olması, kötülüğün ortadan kaldırılmasıdır. İslam bunun yolunu bizlere göstermiştir. Bu yol emri bil maruf, nehyi anil münker yani iyiliği emretmek kötülükten sakındırmaktır. Doğru, güzel ve hayırlı şeyleri yapmak, yanlış, çirkin ve zararlı şeylerden kaçınmaktır. Kıymetli Müslümanlar, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim iyiliğin merkezine imanı, ibadetleri ve güzel ahlakı yerleştirmiştir. İyilikte, takvada ve hayırda yarışmamızı her türlü kötülükten uzak durmamızı emretmiştir. Böylelikle iyiliğin duygu ve düşünceden söz ve davranışlara kadar hayatımızın her alanına yansımasını istemiştir. İyiliğin yeryüzündeki en büyük temsilcisi peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmek için çalışmış ümmetini de bu yönde çalışmaya teşvik etmiştir. Kin ve nefretin esiri olmuş gönülleri merhametten yoksun vicdanları hikmetle, sevgiyle ve bilgiyle yoğurmuş, bütün insanlığa örnek olacak yeni bir medeniyet inşa etmiştir. Değerli müminler Gerçek iyiliğin özünde Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmek vardır. Kulluk ve sorumluluk bilinciyle bir ömür geçirmek vardır. Bilgiyi, sevgiyi, duayı, hüznü ve derdi paylaşmak vardır. Şiddetin her çeşidinden uzak durmak, elimizi haramdan, dilimizi yalandan Kalbimizi öfke ve husumetten korumak vardır. Sevgiden yoksun kalplere İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını ulaştırmak vardır. İnsanın fıtratını bozan, ahlakını zayıflatan, düşmanlığa, kin ve nefrete sevk eden kötülük yollarını kapatmak vardır. Hasılı kendimize, ailemize, çevremize ve bütün yaratılmışlara sadece Rabbimizin rızasını umarak şefkat ve merhametle davranmak vardır. Aziz Müslümanlar, maalesef günümüzde kötülük ve kötüler insanlığın gündeminde daha fazla yer tutuyor. Dünyamızı kötülükler kuşatıyor. Yeryüzünü ifsad edenlerin sesi ıslah etmek isteyenlerden daha fazla çıkıyor. Barışın yerini savaş Merhametin yerini şiddet, sevginin yerini nefret almaya başlıyor. Kötülüğü yaygınlaştırmak isteyenler, zararlı akımlar, sapkın ideolojiler ve kötü alışkanlıklar ile çocuklarımızı ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak istiyor. Onların tertemiz fıtratlarını bozmaya çalışıyor. Yaşanan bütün bu olumsuzluklar karşısında her birimize görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bize düşen, "Festebikul hayrat" ayetinde emredildiği üzere iyilikte yarışmaktır. Durum ve şartlar ne olursa olsun her daim iyiliği yaşamak ve yaşatmak, kötülüğün ve kötülerin karşısında durmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem gerçek hayatta hem de sanal mecralarda iyi insanlarla birlikte olmaları, kötülerden uzak kalmaları için gayret göstermektir. Onlara şefkat ve merhametle muamele etmektir. Onları sahih ve doğru bilgiyle aydınlatmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla buluşturmaktır. Unutmayalım ki yeryüzünü iyilik imar edecek, dünyayı yaşanılır hale iyiler getirecektir.